Bunu önce benim akıl etmem lazımdı. Nasıl düşünemedim? Sinema işinde çok para var. Biliyorum ben ya. Geldi mi kuzen? İzledin mi filmi? İzledim, izledim. Kimse gelmedi mi et almaya? Hayır kuzen, kimsecikler gelmedi. Köylüler artık et yemiyor galiba. Ne yiyorlar acaba? Madem et yemiyorlar, taş yesinler o zaman ya. Kapatıyoruz dükkanı. İflas mı ettik kuzen? Battık mı yani? Hayır kuzen. Sadece daha karlı bir işe başlıyoruz. Ne yapacağız? Yoksa taş mı satacağız? Taş yemez bu köylüler, ben sana söyleyeyim. Taş yenir mi ya? Tadı yok, tuzu yok. Yanında tuz da veririz. Tuz eksinler. Bak o zaman olabilir. Güzel fikir kuzen. Ya saçmalama kuzen. Taş satmayacağız. Biz de sinema salonu kuracağız. Ne? Gerçekten mi kuzen? Biz de bir film çekeceğiz. Evet kuzen, film çekeceğiz. Hem de daha güzel filmler çekeceğiz. Tamam kuzen. Aklımda çok parlak bir fikir var. Hacivat'la Karagöz çekelim. Ya çekmişler zaten. Hem de hiç komik değildi. Ama köylüler gülmekten öleceklerdi ya. Tabi daha önce hiç film görmeyince gak desen gülüyorlar, guk desen gülüyorlar. Tamam sorun yok. Aklımda başka fikirler de var. Haydi o zaman gidelim. Çalışmalara başlayalım hemen. Öyle bir film çekelim ki Oscar ödülünü bile kazanalım. Kesin alırız kuzen. Ben de bu kafa olduktan sonra. Evet Şimşek. Sonra garip bir adam gördüm. Gittim yanına, otobüsü soracağım. Daha ağzımı açmadan hop bir baktım başka bir yerdeyim. Adam ışınladı beni. Işınladı mı? Nasıl yani? Evet demi adam. Ben de anlamadım. Nasıl ışınladı yani? Nasıl yaptı bilmiyorum. Gözümü açtığımda kendimi başka bir yerde buldum. Bari beni örümcek adamın yanına ışınlasaydın dedim kendi kendime. Sonra bir baktım ileride yine aynı adam. Gittim yanına. O da mı ışınladı yoksa? O da ışınladı. Ama hiç alakasız bir yere. 10. denememde kendimi örümcek bebeğin yanında buldum. Nasıl biriydi bu ışınca amca? Böyle yeşil suratlı, çirkin mi çirkin, garip biriydi işte. Anladım. Sakın sen Crapper görmüş olmayasın. Crapper mı? Tabii ya. Crapper patlayınca sen de öldün ve başka bir yerde doğdun. Nasıl yani? Işınlandım sanıyor. Yolda anlatayız. Hadi gidelim artık. Tamam gidelim. Merak ettim şu roketleri. Ne garip bir yermiş burası. Kazandığımız altınları gizli bir yerde biriktirmeliyiz Sincap kardeş. Hırsızlar çalabilir. Haklısın Venom kardeş. Nereye saklayacağımızı biliyorum ben. Ben de biliyorum. Gel, çok gizli bir yerim var benim. Ha iyi o zaman. Haydi gidelim Venom kardeş. Geldik zaten. Bak işte şurada. Şu çiçeklerin arasında. Gizli dediğin yer burası mı Venom kardeş? Çiçeklerin arasında kocaman bir sandık mı? Evet Sincap kardeş, çok gizli. Bazen ben bile unutuyorum yerini. Aman Venom kardeş, birisi görür bunu. Ortalık yerde duruyor. Bütün kazandıklarımızı kaybederiz. Kim görecek Sincap kardeş? Ha? Nasıl görecek çiçeklerin arasındaki sandığı ya? Daha gizli bir yere saklayalım. Dışarıda durmasın sandığımız. Burada kimse göremez. Merak etme sen Sincap kardeş. Merhaba Sincap. Merhaba Memom. Merhaba örümcek bebek. Merhaba örümcek bebek. Memom, neden çiçeklerin arasına sandık koydun? Böcükler kaçırırlar onu. Ne sandığı ya? Nerede sandık? İşte şu çiçeklerin arasındaki sandığı diyorum. Demiştim sana Venom kardeş. Bak örümcek bebek bile gördü işte. Görür tabii ya. Çünkü eşeğin üzerindeyken görünür demek ki. Eşek olmasaydı göremezdi. O yüzden bütün eşekleri yok etmemiz gerekiyor. Hayır olmaz öyle şey. Gel uzun kulak gidelim bu yerden. Bu Memom sana hiçbir şey yapamaz. Korkma sen, ben koruyayım seni. Eşekler yok etmeye gerek yok Venom kardeş. Gel ben çok gizli bir yer biliyorum. Tamam öyle olsun Sincap kardeş. Haydi götür bakalım gizli yerini görelim. Yürü o zaman. Ejderha eve gideceğiz. Sincapcığım burası mı gizli yerin? Burası bildiğin ev yahu. Gizli yerim şu sarı yatağın altında Venom'cum. Yatağın altına mı saklayacağız? Aman ne parlak fikir. Hayır hayır. Şimdi beni iyi izle Venom kardeş. Ne kurdun yatağı ya? Hop. Haydi gelsene buraya. Burası da nedir öyle Sincap kardeş? Tünel mi kazdın sen? Ben kazmadım. Gece yatarken kazma sesleri duydum. Sonra uyuyup kalmışım. Sabah kalktığımda merak edip baktım. Bir de ne göreyim? Upuzun bir tünel. Vallahi mı diyorsun? Kim kazdı acaba? Belki de uzaylılar yapmıştır. Vallahi mı diyorsun ya? Yok be Venom. Uzaylının ne işi var Minecraft'ta?
bayağı da uzunmuş ha. Evet evet, çok uzun. Papağan da var ya. Sandık da var. Uzaylılar sandık da koymuş. Yok yok, sandıkları ben koydum. Sincap kardeşin her şeyi düşündü. Aferin sana. Evet, burası çok gizli bir yer hakikaten Sincap. Bravo sana, tebrik ediyorum. Çok gizli bir yer bulmuşsun. Şimdi bu sandık benimki, tamam mı? Öbür sandık da seninki. Tamam, anlaştık. Benim altınları koyuyorum hemen. Tamam koy. Burayı kimse bilmemeli Sincap. Kimse bilmemeli. Merak etme sen, kimse bilmiyor zaten. Örümcek bebeğe bile söylemedim daha. Ama kimseye söyleme. Hele örümcek bebeğe hiç söyleme. Bebeklere güven olmaz. Herkese söyler. Yok be, örümcek bebek söylemez. Bebekler söyler, bebekler söyler. Söyler bebekler. Tamam o zaman, tamam anladım. Evimizi beğendin mi Abuzi? Ben çok beğendim doğrusu. Ev çok güzel kanka. Ellerine sağlık. Ama ömür boyu burada yaşamayı düşünmüyorsun herhalde. Bu ıssız yerde. Değil mi kanka? Tabii ki ömür boyu burada yaşayacağız Abuzi. Yoksa sen başka bir şey mi düşünüyorsun? İnanamıyorum sana patron. Bak patron diyorum, patron. Hani bütün Minecraft'ı ele geçirecektik? Hani sen kral, ben de vezirin olacaktım? Geri kalan herkes bizim kölelerimiz olacaktı. Öyle demiştin ama. Dünyada kölelik sistemi kalkalı çok oldu Abuzi. Barış ve huzur içinde yaşamak varken neden kendimize düşmanlar edinelim ki? Çünkü alemin kralı biz olacağız. Biz ne dersek herkes onu yapacak. O devirler çoktan geçti arkadaşım. Barış ve huzur olmadıktan sonra kral olmuşsun neye yarar? La 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 diyor ya. Hala la 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 diyor. Göstereceğim şimdi sana la la la'yı. Madem patlama yüzünden bu hale geldin, o zaman yapılacak bir tek şey kalıyor. Şu manzaranın güzelliğini görüyor musun Abuzi? Olağanüstü. Tabii tabii, la la la. Şimdi göstereceğim sana la la la'yı. Dur hele. Kanka! Kanka! İnanamıyorum kanka! Ne oldu dostum? Gel gel! Çok ilginç bir şey gördüm. Ne gördün? Dur hemen geliyorum. Geliyor. Gel bakalım, gel gel. Ne oldu arkadaşım? Kanka, şu sarı çiçeklerin üstünde uğur böceği var. Uğur böceği mi var? İlginç dediğin şey bu muydu yani? Ama acayip bir şey. Aha böyle kafam kadar. Hem de konuşuyor papağan gibi. Konuşuyor mu? İşte bu ilginç. Görmek isterim. Bak orada. Sarı çiçeklerin orada. İşte gidiyor. Burada bir şey göremiyorum Abuzi. Kafan kadar demiştin. Eğil kanka, eğilip de bak. İyice eğil. Eğildim ama hala göremiyorum. Göstereceğim şimdi sana, dur sen hele. Hala göremiyorum. Kafan kadar olduğuna emin misin? Çünkü bir şey görünmüyor burada. İşte oldu. Bu patlama sayesinde patronun beyni bir kez daha sarsılacak. Ve eski haline dönecek. Eski patronu istiyorum ben. Böyle Trivankus mu olur ya? Patron gelene kadar ben de balık tutayım bari. La 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 la. Bunun hesabını soracağım sana Abuzi. Sen kim oluyorsun da bana tuzak kuruyorsun? Amacın nedir? Beyinsiz misin? O da ne? İleride daha önce görmediğim evler görüyorum. Süper kahramanların yaşadığı yer orası olmalı. Yakından bakmalıyım. Eğer süper kahramanlar orada yaşıyorsa çok büyük roketler yapıp her yeri paramparça yapacağım. Yaşı oldu ama. Beğendin mi demi adam? Evet örümcek çocuk. Çok ilginç ve korkutucu doğrusu. 55 tane TNT taşıyor. Pıyvıdan kuşun yaptığı roketlerin aynısı. Demek piston, balçık ve kızıltaş bloğunu uygun şekilde bir araya getirdiğin zaman böyle çok tehlikeli bir silah ortaya çıkıyor. Peki şimdi ne yapacağız? Şimdi Şimşek bize bir hedef yaptı. Roketi ateşleyeceğiz ve ne olacak beraber göreceğiz. Şimşek, roketi ateşliyoruz. Gönderin, gönderin. Saklan bir yaylaya. Saklanıyorum. Gönderin diyor. Şimdi son kontrollerimizi yapıp roketi ateşleyeceğiz. Şurada da bir ev var. İçine girip bir baksam mı acaba? Süper kahramanlarla ilgili ipucu bulabilirim belki. Ya içeride birisi varsa? Her şey tamam örümcek çocuk. Ateşliyorum. Ateşle o zaman demi adam.
Bu ne biçim ev böyle? Arkası yok. O da ne? Bir şey buraya doğru geliyor. Şimdi çarpacak buraya. Aa, olamaz. Bu TNT roketi. Hemen kaçmalıyım. Vay be. Hedef paramparça oldu. Evet demi adam. İşte tıvıdan kuş bize böyle saldırıyor. Anladım örümcek çocuk. Haydi şimşeği de alıp gidelim buradan. Bu tırvıdan kusla baş etmek sanırım zor olacak. Ne patlamaydı ama. Yine gümbürtüye gittik. İnanamıyorum. Evimin yanında doğmuşum. Çok güzel. Abuzi, başımdan geçenlere inanamayacaksın. Patron, sen misin? Evet dostum, benim tırvıdan kus. Dostum deme bana, ben patronumu istiyorum. Tuzağım işe yaramamış galiba. Bir patrona ne gerek var Abuzi? Kendi kendinin patronu olsana. Benim hep bir patronum vardı. Patron emreder, ben yaparım. Benim hayatım böyle. Yeni hayatına alışsan iyi olur dostum. Neden birisinden emir alasın ki? Sen de haklısın galiba. Ben içeri giriyorum. Duş almam lazım. Çok fena patladım da. La 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 la. Patronun kafa uçmuş. Planım hiçbir işe yaramadı. Ne yapacağım ben şimdi?